Evet arkadaşlar, deniz maceramızın bir yeni dizisindeyiz. Şu an gemiye yeni katılan personel var. Hepimiz yeni katıldık daha doğrusu. Türk firması bu gemiyi satın aldı. Gürcü personel ve Türk personelle beraber çalışıyoruz. Arkadaşımızla bir kısa sohbet edeceğiz. Sizle tanıştırmak istedim. Ben Çarşıbaşı Hüseyin Türk Sönmez. Sizin göreviniz? Herkes selam söylüyoruz. Ben Çarşıbaşı Hüseyin. Benim görevim usta gemisi. Ben Gürcistan, Batum'da oturuyorum. Gürcistan Batum'dasınız. Evet, Batum'da oturuyorum. Daha önce Türk firmalarında çalıştınız mı? Merak ediyorum. Evet, 19 seneden başladım ben. 19 ay sene. 19 yaşından mı başladınız? Evet, 19 yaşından başladım ben. Şimdi 34 yaşından. Yani sürekli denizlerde mi geçirdiniz? Evet. Karada çalışmadınız mı? Karada bir oldu, bir 7 ay çalıştım karada inşaat yaptım. Ama ben çok seviyorum deniz, Türk şirketler, Türk firmalar. Türk firmalarında çalıştınız daha önce? Evet. Kaç tane firmada? Yani toplarsa 8-9 tane, 9 tane şirketler. Bayağı firmalarda çalışmışsınız. Evet. Türkçeyi burada mı öğrendiniz? Gemilerde mi öğrendiniz? Gemilerde öğrendim Türkçeler. Bayağı anlaşabiliyoruz yani, neredeyse Türkçe konuşur gibi. Evet. Türkçe öğrettim. Yani beni bir şey yapıyor. Usta gemicilik işi yapıyor. Çok seviyorum gemiye. Zor değil mi usta gemicilik? Sıcakta, soğukta, yağmurda, çamurda. Var. Her türlü doğa ortamında. Yani denizcilik biraz zor. Yani yağmurda dalga geliyor ama seviyoruz. Bizim işi seviyoruz. Yani severek yaparsanız evet, zorluk yok diyorsunuz. Evet. Biz çok seviyoruz. Havaların güzel olduğu dönemler de var. Mesela bugün bir fırtına yakalandık. Mısır'dan nereye gidiyorduk? Sevilla'ya gidiyorduk. Evet. Fakat yolumuzu çevirdik. Sanki Türkiye'ye dönüyormuş gibi. Girit Adası'nın etrafından Yunanistan'a doğru çıkıyoruz. Bazen hava şartları böyle etkenler bize yolumuzu kestirebiliyor ama kaptanımız da çok tecrübeli. Ali Kaptan'a çok teşekkür ederiz. Önümüzde çok kuvvetli bir fırtına vardı. Gemiyi fırtınaya sokmadı. Lüzumsuz yere fazla yakıt harcamadık. Personel de hırpalanmadı. Seferimize emniyetli vaziyette devam ediyoruz. Gürcistan hakkında bilgi verir misiniz? Aha, ben Gürcistan'da Batum'da oturuyorum. Yani var benim evli, iki tane çocuk var bende. Bir erkek, bir kadın, bir kız var. Bir erkek, bir kız. 5 yaşında. Eşiniz de Gürcü mü? Evet. Erkek bu gemide ben Aralık 14. Bu ayın Aralık 14'ta erkek doğacak mı? Doğacak, evet. Yani biz gemiciler olarak bazen çocuklarımızın doğumlarını göremiyoruz. Doğru. Ben kızımın doğumunda yoktum. Annemin ölümünde yoktum. Akrabalarımızın düğünlerine katılamadık. Yani denizcilik böyle zor, meşakkatli. O bir şeyler biraz zor. Yani bazı arkadaşlar bize darılmasın, küsmesin. Her zaman telefonumuz, internetimiz olmayabiliyor. Olduğu zamanlarda yakınlarımıza haber vermeye çalışıyoruz. Gürcistan'da hayat nasıl? Pahalı mı, zor mu? Gürcistan'da önceden normal. Ama şimdi korona zaman zaten her tarafta pahalı oldu. Tüm dünya hem pahalandı hem yaşam da zorlaştı. Evet, çakir. Biraz yaşam da zorlandı. Her şey değiştirdi. Yani maskalar lazım. Eldiven, her şey lazım yani dışarıda. Bak şimdi, önceden ne güzel oluyordu. Her tarafta izin veriyorlardı. Gidiyoruz, herkes arkadaş gibi bilmem geçiyoruz. Şimdi sadece bir iki, mesela İspanya tamam veriyorlar çorbası. Portekiz'de veriyorlar. Hı, ama Gürcistan'dan bahsetmiyoruz. Gittiğimiz limanlarda da çıkamıyoruz diyorsun. Bu da bir ayrı bir zorluk. Evet. Zaten burada 7 aya kadar bir kontratla çalışıyoruz. Limanlarda da çıkamayınca denizcilik daha da zor oluyor. Doğru. Şimdiki İspanya limanında çıkma ihtimalimiz var. Biraz stres atarsınız, gezersiniz. Doğru. O çok iyi. Yani bizim şans o. Bekliyoruz ne zaman limanda yanaşıyoruz.
zaman olursa gidiyoruz, beraber geçiyoruz, bilmem. Marketler, bir şeyler. İhtiyaçlarımızı limanlarda karşılıyoruz. Evet, bizim. Alışverişimiz, her şeyimiz. Her şey. Çıkmak zorlu olunca da mecburen arkadaşlarla bir şeyler paylaşıyoruz, eşyalarımızı. Denizcilik ortamında çamaşırınızı kimse yıkamıyor değil mi? Çamaşırımızı kendimiz yıkıyoruz. Evet. Açmışımızın kamerası olmadığı için bulaşıkları makineyi biz kendimiz yerleştiriyoruz. Kameramızı kendimiz toparlıyoruz. Yani denizci tek başına yaşayabilen bir insan. Denizin ortasında, karadan bağımsız, ailemizden ayrı. Ayrı olmamız bize hüzün veriyor. Ama denizciler de aynı zamanda bir mücadele yaşıyor. Evet, arkadaş işe çağırıyor galiba. YouTube kanalımızdaki seyircilerimize bir selam verin. Evet. Diğer Gürcü arkadaşımız. Türkçeniz biraz az galiba ama Gürcüce de söyleyebilirsiniz. Bizi izleyen Gürcü arkadaşlarımız da var. Ne dedi arkadaşımız? Rusya'dan var, Ankara Bey. Evet, biraz heyecanlandık. Güzel bir heyecan. Türklerle beraber çalışıyoruz. Arkadaşımız da Türkçe'yi öğrenebildiği kadar ama öğrenmesi önemli değil. Biz gemiciler gönül birliğiyle çalışıyoruz. Birbirimizi sevdiğimiz için de sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Yeni bir videomuzda son verirken arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Bildirimleri açın arkadaşlar. Sizler için çok güzel videolar hazırlayacağız. Yorumlara yazın. Bizden istediğiniz şeyler varsa ya da hatalarımız varsa bunları düzeltiriz. Siz son ne söylersiniz seyircilerimizi? Herkes selam söylüyoruz. Çok iyi olur. Yani gemicilik. İş. Herkes çok enteresan var. Buradan ailenize de selam yollayabilirsiniz. Bizim YouTube kanalımız dünyanın her tarafında seyrediliyor. Ailenize selam söyleyin. Çocuklarınıza, eşinize, yakınlarınıza. Herkes selam söylüyoruz. Herkes selam söylüyoruz. Ben Usta Gemici Koçak. Batum'da oturuyorum. Burcistan. Batum'da oturuyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir videomuzu da sonlandırıyoruz. Yeni videolarımızda sizinle buluşmak istiyoruz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.